salgın sonrası için ekolojik manifestolar, Mekanda Adalet Derneği tarafından Türkçe ve İngilizce olarak geliştirilen bir yayın projesi. Covid-19 krizi sonrası belirsizleşen dünyada, bu dönemi ekoloji perspektifinden değerlendiren 12 manifestoyu bir araya getiriyor. Küçülme, çevre adaleti, enerji, su hakkı, gıda egemenliği, insan dışı varlıkların ve hayvanların hakları, kuyirlik, şehirleşme, konut hakkı, sürdürülebilir ulaşım, yerel demokrasi ve insan güvenliği konularına odaklanan manifestolar aracılığıyla, dönemin gerektirdiği cesur, ekolojik ve demokratik gelecek vizyonunu yakalamayı hedefliyor. Her bir yazıya sanatçılar tarafından o yazıdan ilhamla oluşturulan bir illüstrasyona eşlik ediyor. Tasarımı Post Stüdyo tarafından gerçekleştirilen proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye mekandaadalet.org üzerinden ulaşabilirsiniz. Yazıya eşlik eden illüstrasyonu Özgürcan Taşçı çizdi. Seslendiren Simgen Albant Beden, ev ve yaz Kuyur ekolojisine dair bir manifesto Aslı Zengin 2020 Mart'ının başlarındayız. Koronavirüs yavaş yavaş hayatımızın her alanına nüfuz ediyor. Bu esnada zaten bir süredir devam eden devasa bir krizin pençesinde cebelleşiyoruz. Dünyanın dört bir tarafından gelen yangın, tayfun, sel, kuraklık, eriyen buzullar ve giderek artan mevsim sıcaklığı haberleri birkaç yıldır gündemimizden eksik olmuyor. Krize tepki olarak herkesten önce çocuklar ayaklanıyor. Geleceklerinin distopyalar tarafından çalınmasına karşı çıkıyor ve 2018 yılından itibaren hızlanarak örgütlenmeye başlıyorlar. Ortaya küresel yok oluş isyanı çıkıyor. Gençlerin öncülüğünde hepimiz gezegen için son bir çağrı yapıyor. Ekolojik dengenin kurulması için var gücümüzle sesimizi yükseltiyor ve iktidar sahiplerine müşterimiz olan gezegene zarar vermeyi durdurmaları için haykırıyoruz. Çocukların geleceğe dair haklı talepleri sayesinde varoluşumuza dair bütünsel bir yaklaşım gündemimize giriyor ve kitlelere ulaşıyor. Kültür, iktisat ve doğa arasındaki sözde sınırlar yıkılıyor hepsinin birbiriyle olan göbek bağları ayan beyan ortaya çıkıyor. İklim krizi ile beraber doğanın bizim tahakkümümüz altında olmadığını, bizden ayrı olmadığını, aksine yediklerimizden tutun da sürekli soluduğumuz havaya kadar içimiz dışımız ve her yerimiz olduğunu daha iyi kanıksıyoruz. Aslında kuyurlaşan de diyebileceğimiz bir varoluş algısına doğru yelken açıyoruz. Küresel kuzeyin kimi düşünürleri antroposen diye adlandırdıkları bir kavramla doğayla insan arasındaki ilişkiyi yeni biçimlerde tanımladıklarını iddia ederken, bazılarımız yüzünü insanı doğadan yüzyıllardır ayırmamış olan yerli toplumların ontolojilerine dönüyor. Hayatın insan merkezli olmadığını, insan denilen varlığın ancak kendi beden sınırlarını aşan maddi ve manevi varlıklarla anlam kazandığını, yani iklim krizinin ontolojik bir kriz olduğunu yerli kabileler zaten çok eskiden beri biliyor ve dillendiriyorlardı cansızlık atfettiğimiz taşlara, kayalara, dağlara hayat veren, onları hareketlendiren ontolojik bir envanteri binlerce yıldır koruyorlar. Nesilden nesile yolculuk eden hikayeler, şiirler, şarkılar ve danslar, beden ve hafızanın ekolojilerini anlatıyor, onlara sahip çıkıyor. Bu ekolojik envanter koronavirüsü de içine alıyor. Yayılışının hemen ardından kimi yerli düşünürler gözle görünmeyen hakkında hiçbir şey bilinmeyen bu esrarengiz virüsü yaşadığımız ontolojik krize doğanın ürettiği haklı bir tepki ve son bir uyarı olarak yorumladı. Hatta virüsün gezegeni kurtarmaya gelen bir canlı olduğunu düşünenler oldu. Virüse trenleri, uçakları, alışveriş merkezlerini, otelleri, toplu buluşma alanlarını boşaltan, gittikçe büyüyen insan trafiğine dur diyen, insanın kurduğu toplumsal ve ekonomik düzeni sorgulatan bir elçi muamelesi yaptılar gözümüzle göremediğimiz ufacık bir varlığı, gezegenin dönülmez bir tehlikenin yamacında olduğunun ve toplumsal hayata egemen olan ne varsa, hepsini yeniden düşünüp değiştirmemiz gerektiğinin bir habercisi olarak görmeyi tercih ettiler. Virüsle konuşmak, virüsün yaşamımızdaki yerini böyle tanımlamak kuyur potansiyeller taşıyor. O zaman bazı soruların peşine takılmak elzem. Şayet virüs bize konuşuyorsa, o zaman virüs Queer olana dair ne söylüyor? Virüs yaşamımıza girmesiyle beraber kuir olana ne oldu Kuir nasıl dönüştü ya da nasıl kuir potansiyeller ortaya çıktı Doğa ve kültür ikiliğinden kurtuldukça tabiri caizse kuirleştikçe aslında yaşam ve ölüm de başka anlamlar ifade etmeye başladı Ölüm doğayla kurduğumuz bütünlüklü ilişkinin bir başka boyutu formu şekli olarak yerini buldu Amaç elbette pandemi sürecinde yaşadığımız hastalık, acı ve kayıpları queer diye nitelendirip olumlamak değil. Aksine queer olanı olumlu ya da olumsuz olma ikiliğine hapseterek değil, egemen olan normları aksatan, askıyı alan ya da bozan, bizi ikili düşünme biçimlerinin dışına çağıran ve iten bir dinamizm, çokluk, hatta kaos olarak görmek ve bu kaosun açtığı imkanlara dair düşünmek. Keza bu hengame içinde en çok zarar görenlerden biri aslında kuyurların ta kendileri. Ev ve evsizlik Korona süreci özellikle toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim yerarşilerinde ezilen ve ayrımcılığa uğrayan kişileri şiddete daha sık maruz bırakmaya devam ediyor. Pandemi başladığı andan itibaren ev içinde şiddete uğrayan kadın, çocuk, kuyur ve trans haberlerinde artış görüyoruz. İzolasyon, varsayılanın aksine evin çok da tekin, güvenilir bir ortam olmadığını, virüsten korurken başka şiddet biçimlerini tetiklediğini ortaya seriyor. Evlilik ve evsizlik birçok kadın, kuir ve trans için yabancı, zor, yorucu ve bazı durumlarda ölümcül anlamlar dahi taşıyabiliyor. İzolasyonla beraber kişilerin toplumsal hayatta kabul gördüğü ve kendilerine destek bulduğu alanlara erişimleri de ortadan kalkıyor. Normalde ailesinden gördüğü baskı ve şiddetten geçici dahi olsa kaçabilen ve başka ortamlarda ve ilişkilerde güven bulan kişiler bu alanlara çok zor erişir oldular. Özellikle heteronormatif aile yapısına sığamayan ve ondan kaçmak isteyen queerler, translar ve bekar kadınlar evdeki izolasyonun bedelini ağır ödediler, ödüyorlar. Dayanışma ve destek ağlarının çoğu tamamen internet ortamına taşınmak zorunda kaldı. İnsanların nefes alabilmek için kolektif olarak inşa ettiği alanlar teker teker kapandı. Ve özellikle büyük şehirlerdeki hareket kısıtlılığı ve ulaşım zorlukları insanları birbirinden kopardı. Öğrenciler istemediği evlere dönmek zorunda kaldılar. Ev ortamı birçok genç kuyur ve trans için arzu ve isteklerine engel olan ve travmalarını tetikleyen bir alana dönüştü. Online dersleri bırakan, istediği kitapları dahi okuyamayan, kendine ait bir alanı olmayan bir sürü öğrenci depresyonun eşiğinde hala bocalıyor. Kimi için dönmek zorunda kaldığı ev şiddetten ibaretken, kiminin dönecek evinin dahi olmaması ise yaşanan krizin bir başka boyutu. Ailesinin dışladığı, terk ettiği kuyirler, translar ve kadınlar bu süreçte kendilerine yer arayışına girdiler. Sınıfsal farklılıklar insanların evle ve ev içinde var olabilmekle ilişkisini yakından etkiledi. İşini kaybeden insanların bazıları evsiz kaldı. Kimi kendi evinden çıkıp yeniden aile evine dönmek zorunda kaldı. İzolasyonun kapalı kapıları ardında intihar eğilimlerine, depresyona ve duygusal buhranlara daha çok alan açıldı. Cenaze, yas ve temas Korona kuirleri, kuirlikleri üzerinden çarpan ilk salgın değil. Salgın başladığından beri İspanyol gribinin yanı sıra AIDS ya da HIV'le de benzerlikler kuruluyor. Bu benzerlikler özellikle queerler ve translar için 1980'ler ve 90'ların yas ve travma izlerini yeniden gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Korona esnasında yakınlarının cenazelerini yalnızlık içinde gömmek zorunda kalan insanların buruk hikayeleriyle bundan 30-40 yıl önce ailelerin AIDS'ten ölen yakınlarının cenazelerine dokunmayı, onları gömmeyi ve uğurlamayı reddettiği dışlama hikayeleri yan yana anılıyor. Ailelerin ellerini dokunuşlarını cenazelerden çektiği AIDS dönemiyle ailelerin ellerine dokunuşlarına izin verilmediği COVID-19 dönemi aslında dokunmanın hayat ve ölüm esnasında yas tutmakla girdiği yakın ilişkinin boyutunu iki tezat örnek üzerinden anlatıyor. AIDS sürecinde olduğu gibi korona sürecinde de cenazeye sahip çıkmak, dokunmak, cenazenin yasını tutmanın anlamını durmadan değiştiriyor. Yasını tuttuğumuz sadece insan ölümleri değil elbette. Gezegenin, ormanların, kuruyan nehirlerin, yok olmaya yüz tutmuş hayvan ve bitki türlerinin yası, küresel bir yaz. Pandemi iklim kriziyle beraber bizi insan ötesinde yas tutmanın şekillerini yaratmaya itiyor. Dokunmanın sadece kayıpla ya da matemle ilişkisi değil, aynı zamanda hayatla olan ilişkisi de değişiyor. Korona ile beraber dokunma duyumuzun hayatımızı ve ilişkilerimizi her alanda nasıl kurduğuna şahit oluyoruz hayatın dokunmakla ne kadar iç içe geçtiğinin, her şeye sürekli ne kadar çok temas ettiğimizin şaşkınlıkla ayırdına varıyoruz. Dokunmayı kaybetmek bir anlamıyla kendimizi kaybetmeye dönüşüyor. Peki dokunabilme özgürlüğümüz kısıtlandığından beri ortaya neler çıktı? Dokunarak ilişkilenme, tam da insanların birbirine dokunmaktan kaçındığı bir noktada kuyurlaşan bambaşka anlamlar kazanmaya başladı. Dokunma ihtiyacını karşılamak için insan dışı başka canlılara yönelmek, ağaçlara sarılmak, bitkileri okşamak, kedi, köpek ve bilimin başka hayvanlarla dostluk kurmak ve evlerin kapısını bu canlı türlerine açmak yaygınlaşan bir hal almaya başladı. İnsana dokunamadıkça başka varlıklara daha çok dokunmaya başladık. Canlı olmayan objelere kendi anlam dünyamızda hayat vererek onlarla temasımızı yeniden arttırdık. Yani ortaya yakınlık ilişkilerinin çeşitli tür ve maddelerle harmanlanan yeni biçimleri ve ağları çıkmaya başladı. Etrafımıza sadece başka bir göze bakmaya değil, aynı zamanda başka şekillerde dokunmaya ve dokunmamaya başladık. Değişen yalnızca en özelimiz olan ev ve dokunma duyumuzdan ibaret değil. Kapitalizmin, bilimin, sosyal dayanışma ağları ve cemaatlerin, siyasi faaliyet ve öznelliğin güvenliğin ve riskin tanımları da pandemiyle beraber süratle değişiyor. Toplumsal hayata egemen olan duygular ise bu değişimden nasibini alan başka bir mevzu. Mesela anksiyete, endişe ve korku, toplumsal hayatta birbirimize bakarken, dokunmamaya çalışırken ürettiğimiz bir değer birimi haline geldi. Toplum içindeki yakınlık ilişkileri ve temas çeşitleri, hastalık ve virüs paranoyası üzerinden büyük zarar gördü, görüyor. Herkesin içine çekildiği ve beraber ürettiği bu anksiyete yumağı bireysel bir duygu durumundan çok insanın yakınları ve sevdikleri adına sürekli endişelendiği ilişkisel bir hal alıyor. Bu sayede bireyselliğimizin sınırlarını ve imkanlarını sorguluyor. Kolektif ve ilişkisel olanı yeniden sürekli düşünüp kafamızda tartıyoruz. Geleceğin queer imkanları. Ütopya ve distopyalar arasındaki sınırlar değişiyor. Belki bu dönem Ütopya ile Distopya'nın birbirine en çok yaklaştığı, iç içe geçerek birbirine çözülmeye başladığı bir süreç. Kuil ve feminist ekolojik bir gelecek, belki de bu ikiliğin tamamen ortadan kalkması üzerine kurulu. Arunda Roy pandemi için geçit tanımını kullanıyor. Bugünün ve geçmişin sorunlarını kabul edip, geleceğe açılan bir kapı. Gelecek hakkındaki tahayyüllerimizi yeniden gözden geçirmemiz için bizi zorlayan bir geçit. Kapıdan hala geçiyoruz ve artık dönüş yok. Bunu belirsizlik ve korku süreci olarak yaşarken, aynı zamanda yeni olanın doğma potansiyelini taşıyan ve imkanlara açık bir kapı olarak görmek bize neler getirir? Ekolojik varlığımızı doğa sömürüsü üzerinden kurma dönemi kapanıyor. Daha doğrusu kapanmak zorunda. Doğa içindeki dengemizi doğru tanımlayıp bu konumu koruyan, doğaya bakmanın kendimize bakmak olduğunu kanıksayan bir yerden toplumsallıklar hayal etmek, ve yaşamak tek kurtuluş gibi görünüyor. Gelecek kendimize sevdiklerimizle kuracağımız ekolojik yaşam alanlarının elinde. Ve bu alanların kurulmasında queer müştereklerin büyük rolü var. Queer demeyi tercih ettiğim durum, kolektifler ve dayanışma ağlarını kurarken bu ağlara aidiyetin, kolektif içinde birbirine sahip çıkma ve bakma ilişkilerinin çokluklarını ve farklılıklarını yontmayan, hizaya getirmeyen, kuruyup kollayarak bağrına basan var olma ve var etme hali. Ayrıca queer sadece insanlar arası değil, insan ve obje, insan ve hayvan, insan ve bitki yani insan ve insan olmayanla kurulan ilişkinin çeşitli boyutlarını içeriyor. Queer'i bu anlamıyla ekolojinin mihenk taşı olarak düşünebiliriz. Queer müşterekler, egemen olanın dışına itilmiş hayatları kurtarmanın ve çoğaltmanın yollarından biri müşterek olarak kuracağımız yaşam alanlarını vahşi neoliberal kapitalizmden, hetero üretken aile modelinin baskısından ve ırkçılıktan koparabildiğimiz ölçüde kuir ve feminist bir gelecek kollarını açmış bizi bekliyor. Metinlerin dipnotlarına ve referanslarına ulaşmak için mekandaadalet.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.